Turizmin en kıymetli olanı biliyorsunuz ki tarih turizmi olanı. Tarih kokan sokaklarda, tarih kokan binalardayız. Şu anda Bergama'dayız. Kızıl Avlu'nun hemen arka sokağındayız. Böyle güzel, renkli renkli binaları olan çok cici bir yerdeyim. Tarih kokuyor her yerimiz. Tabanda 190 metrekareye oturan, totalde 400 metrekare kapalı alanı olan, komşuları böyle kırmızı, yeşil, beyaz, sarı, rengarenk bir sokakta olan güzel bir butik otel tanıtacağım. Bu butik otelimiz 2010-2020 arasında çok güzel cirolar elde eden, Booking'de, TripAdvisor'da en üst sıralarda yer alan Red Basilica kafenin olduğu bina. Burası arkada bulunan kilisenin reklamıyla tanınan bir kafe. Sonra da oteli açmışlar üstüne ve güzel de bir otel olmuş. Burası bizim giriş alanımız. Burada güzel bir heykelciğimiz var. Burası bir küçük bir resepsiyon alanı. Burada bir front deski vardı. Şu anda kaldırmışlar. Yangın teçhizatı, tertibatı kurulu. Toplamda 3, 4 daha 7. Bir de penthouse odası var. Toplamda 8 tane odası var. Tarih turizminde bu ölçüde olan bir oda yeterli alan sahiptir. Anıl gel istersen. Ben şu tarafa buradan, geçeyim. Şöyle. Buradan lavabosunu göster. Güzel mermer bir banyo yapılmış. Keyifli bir banyo. Mimarisi gerçekten yapan kişi uzun yıllar butik otelcilik yaptığı için her küçük alanı, her ufak detayı düşünmüşler. Her odada klimamız var. Bu birinci odamız. Bu bir numaralı odamız. Evet. Buradan ikinci suite odamıza geçiyoruz. Burası istenilirse ayrı ayrı kiraya verilebiliyor. İstenilirse aile odası olarak verilebiliyor. Buranın da lavabosu ve banyosu mermer zemin. Duşa kabini de hemen bunun arkasında. Şuradan şöyle hop yap hop yap. Evet. Videoyu uzun çekiyorum. Sıkıcı gelebilir. Haklısınız. Yurt dışında olan ve uzakta olan misafirlerimiz var. Burası da 3 numaralı odamız. Bu 3 numaralı odamız 2 tane tek kişilik yatağı var. İstenirse birleştirilebiliyor. Şu anda geçeceğim taraf dışarıdan da göstereceğim. Burası yan tarafta olan 2+1 dairenin balkonu. Bir de bunun terası var üstünde. İstenirse buradan terasa bir çıkış yapılabilir. Şimdi burayı isteyen restoran olarak kullanabilir. Kafe olarak kullanabilir. Küçük böyle atıştırmalıklar olan bir dükkan olarak kullanabilir. Normalde buranın orijinal hali. Burada bir kapı var. Burası bir yatak odası. Yatak odasının arkasında duşa kabini var. Burada ikinci odamız var. İkinci odamızın da arkasında tuvalet ve banyosu mevcut. Burada bir tane daha tuvalet banyo var. Buradan istenilirse bir saniye şöyle bir bakayım. 1, 2, 3 odada buradan çıkartılabilir. Tabii ki bu tamamen kullanıcının kendi tasarrufuna bağlı. Burada da bir küçük avlusu var. Biraz önce girdiğimiz kırmızı karpuzlu giriş orasıydı. Burası da yan taraftaki bölümümüz. Toplamda tapuda 2 tane ev olarak gözüküyor. Anıl tekrar istersen bu kapıdan bir giriş yapalım. En üst kata kadar çıkalım. Şurada çok güzel saksılıkları varmış. Onları ben gördüm. Şeydeki eski fotoğraflarında çok cici. Tam böyle tatile gittiğiniz zaman kullanmalı olan bir yer. Şimdi bir saniye. Ben şurada bir yer daha gösterecektim. Evet, burada bir alanımız var. Bu alan istenilirse buradan kapatılarak geri hizmete dahil edilebilir. Burada bir geri hizmetimiz var. Küçük bir lavabomuz, çamaşır ve kurutma makinalarımız, ütü makinamız, stoktaki havlumuz, nevresimimizi koyma alanımız. Bir de arkası şu an dolu ama bir kişinin rahat banyo yapabileceği ve tuvaleti olan kendisine özel bir alanı var.
Bu alan istenilirse müştemilat olarak da kullanılabilir. Bu neydi bunların ismi? Dolaplar, raflar bu alana çıkartılıp burası gece personelinin ya da burada tamamen yaşayacak olan kişinin, işletecek kişinin uyuyup dinlenebileceği bir alan olarak da kullanılabilir. Alt katı tamamen gezdik. Evet. Burası suit odamız. İstenirse ayrı ayrı veriliyor. İki oda. İstenirse ayrı odası olarak veriliyor. Şimdi altyapı tesisatımız, internet altyapımız, sıcak su ve yangın tertibatımız kurulu. Buralarda küçük nişler var. Bu nişler böyle küçük kapaklarla değerlendirilmiş. Buraya istenilirse katlanabilir yataklar, stoklanabilir. Misafirlerimizin isteyeceği çocuk yatakları için güzel bir alan. Evet. Odalarımız büyüyor. Bu oda biraz daha ferah, aydınlık, camı var. Bütün odalarımızın camı var ama burası biraz daha böyle aydınlık görünüyor. Anıl, istersen banyoyu gez. Banyoda yine zeminlerimiz mermer. Her odamızın kliması var. Bu dördüncü odamız. Şimdi yedinci odadayız. Dört ve beş yanında. Buranın tasarımını yine güzel yapmış arkadaş. Banyoyu arkaya almış. Yine mermer zemin. Güzel alüminyumlar kullanmış. Kliması var. Yine farklı tasarımlı bir odamız. Her odada farklı renk kullanılmış. Buranın da banyosu yine arkada. Tatile gelen turistler için çok elverişli büyüklükte rahat edilebilecek odalar. Burası da yine mermer kullanılmış. Şimdi ben neyi söyleyecektim? Evet. Alan arkadaşımız buradan yan terasa bir geçiş yapabilir. O terası ayrı olarak kullanabilir. Bu çok varyasyon üretilebilecek bir durum. Analım. Bu kattaki bütün odaları gezdik. Hadi gidelim. En üst kat. Penthouse katına. Ve şu anda çatı katındayız. Bazısı penthouse katı der. Kızıl Avlu dediğimiz Mısır Tapınağı turistlerin en çok ilgi gösterdiği gezilen yer burası. Otelimiz hemen bir arka sokağında. Tarihi şehirleri gezenler bu konuları çok iyi bilirler. Şu binaların şıklığını, konseptini görüyorsunuz. Komşularımız böyle. Şimdi bunlar odalarımızın klimalarının dış ünitleri. Burada sıcak su tanklarımız ve boiler sistemimiz var. Isı pompamız var. Anıl, sen böyle geç, ben şu kapıyı kapatayım. Bunu unutmuş gibi. Bu arada yanlarda boşluklar var. Bu boşluklar zamanla değerlendirilebilir. Biraz önce bahsettiğim teras alanı burası. Arkadaki boş arsada sit gözüküyor. Yaşlı bir amca da istenilirse kiralanılır. Otelin girişi ön caddeye verilebilir. O zaman buranın katma değeri bence çarpı 1.5 yapar. Şimdi o cam tavanlı bahsedilen penthouse odasına giriyoruz. Burası çatı katı odamız. Bu odamızın lavabosu burada. Sadece bu odamızın duş alanı birazcık dar. Şöyle göstereyim, yakışıklı kameraman arkadaşımız. Harikasın Anıl. Burası da son odamız. Toplamda bu odayla beraber şu anda aktif aldığınız zaman kullanabileceğiniz 8 tane odanız var. Benim hesabıma göre 8, 9, 10, 11 odaya çok rahat çıkabiliyor. Yan tarafı eğer restoran olarak kullanmak istemiyorsanız. Herkese Bergama'dan selamlar.